Birkaç gün önce bir deprem yaşandı İstanbul'da. Allah'a hamdolsun ki hiç kimsenin burnu bile kanamadan atlattık bu felaketi. Bizler can kaybının olmamasına sevinirken bir yandan da hayatımız şöyle bir film şeridi gibi geldi geçti gözümüzün önünden. Hani derler ya, bir musibet bin nasihatten evladır diye. Biz de yıllardır yapılan çağrıları görüyoruz, duyuyoruz ama pek kale almıyorduk. Sonra bu musibetle yüzleşince birçok konudaki eksiklerimiz geldi aklımıza. Depremle birlikte yaşamamız gerektiği ve buna her daim hazır olmamız gerektiği geldi aklımıza, değil mi? Tedbirli olmamız yani. Ama birileri yine her zamanki gibi o Afrika'da çölde çocuğun ölmesini bekleyen akbaba gibi bu depremi de fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Ahlaksızlığın ve izansızlığın dibini zorlayan bu zümre fırsat bu fırsat deyip başladı yazıp çizmeye. Gördükçe, okudukça, duydukça aklımız yerinden çıkacak neredeyse. Neymiş? İstanbul'daki kriz toplantısına CHP'nin belediye başkanı davet edilmemiş. Niye davet bekliyorsa artık. İşte böyle olur muymuş? Sonra bu iddia yalanlandı. Ama önemli değil ki. CHP milletvekilleri bu yalanın üzerinden yazdılar da yazdılar. Halen daha da yazmaya devam ediyorlar. Adamların yüzüne vuruyorsun yalanlarını. Utanma olmayınca, yüz olmayınca yapacak bir şey yok. Yok işte İstanbul'daki toplanma alanlarını AVM yapmışlar. Bir de bunları yazanlar, çizenler var ya. Öyle inanarak, öyle benimseyerek yazıyor ki. Eyvah ki ne eyvah. Bu tiplere tıbbın da yapacağı bir şey kalmamış. Bir de papyonlu bir tane tip var. Hani şu kendi dışkısını yemeyi marifet sayan bilim adamı müsveddesi var ya, o da çıkmış, yok işte şu kadar İmam Hatip Lisesi yaparsan olacağı budur. Yok işte İmam Hatip Lisesi yerine Fen Lisesi yaparsan bu depremler olmazmış. Ya arkadaş, nedir sizin bu İmam Hatip Liselerinden alıp veremediğiniz? Ha? Her olayı nasıl da getirip İmam Hatip Liselerine, Kur'an'a, İslam'a, Müslümanlığa bağlıyorsunuz? Anlamıyoruz. Yoksa içten içe bir acınız var da o mu bu kadar saldırganlaştırıyor sizi? Ha? Neyse, bizim söyleyeceğimiz şu. Deprem gibi, sel gibi, yangın gibi, afet ve kazalar olduğunda, yani ortak bir acımız olduğunda ideolojilerimizi, partilerimizi, taraftarlıklarımızı, kinlerimizi, kıskançlıklarımızı koyalım bir kenara. Ve sadece insan olduğumuzu hatırlayalım. Eksikleri, varsa alınması gereken tedbirleri hep beraber söyleyelim, dillendirelim bunları. Hatta kavgasını da yapalım. Ama siyaset karıştırmadan, ideolojik fırsatçılık yapmadan bunu yapalım. Hele hele böyle kriz anlarında yalan söylemekten, algı oyunu yapmaktan uzak duralım beyler. Gelin beraber bu ülkede hizmet vermek zorunda olan, bu ülkeden para kazanan ve en acil anımızda yanımızda olması ve bize düzgün hizmet vermesini beklediğimiz bu GSM operatörlerini beraber uyaralım. 5.8 ölçeğinde bir depremde altyapısı çöken GSM operatörlerinin, Allah korusun, 7 şiddetinde olabilecek bir depremde ne yapacaklar? Onu sorgulayalım, onu konuşalım. Alınan ve alınması gereken tedbirleri hep beraber yüksek sesle dile getirelim. Gelin adam gibi oturup bunları konuşalım. Ama dediğimiz gibi derdimiz üzüm yemek olsun, bağcı dövmek değil. Ve unutmayalım, acının, korkunun ve gözyaşının rengi, ırkı, dili, dini, partisi falan olmaz. Ve yine unutmayalım ki bu memleket hepimizin. Rabbim milletimizi, devletimizi ve tüm ümmeti Muhammed'i afetlerden, belalardan ve kazalardan korusun. Geçmiş olsun İstanbul. Kalın sağlıcakla.